Artık yarışmacılarımıza geçelim mi? Birer birer alalım mı onları şimdi? İlk olarak Sevcan geliyor ama Sevcan'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün kendisi üniversite imtihanına girdi. Üniversite imtihanında inşallah iyi bir sonuçla dönecek bize. Çok iyi prova yapamadı. Onu şimdiden söylemek istiyorum size. Alkışlarınız Sevcan için. Teşekkür ederim. Tebrikler Sevcan. Sevcan gitmiyorsun. Kenan Doğulu'nun Aklım Karıştı adlı parçası söyledi. Söz ve müzik yine Kenan Doğulu'ya ait. Ben hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Johan. Oh, to start is not easy, but okay, let's give it a try. The song is a very, very funky song, and this is a style I like a lot. Çok hareketli bir şarkı ve bu benim çok sevdiğim tarzda olan bir şarkıydı. Şarkıyı çok beğendim diyor. So it's quite a challenge for her to do a funky song, because she did pop, she did rock, she did traditional, she did classical. Now she really took a very poppy, funky song. Bugüne kadar değişik tarzlarda söyledi, esasında bir risk aldı. Bu kadar hareketli bir şarkı ilk defa söylüyor diyor. And this might be very dangerous for her. Ve bu kendisi için, Sevcan için oldukça tehlikeli olabilir. But what I saw, she has the funk. Ama onda o pop ruhunu, hareketli, o hareketli ruhu ben görebildim diyor. So the only thing I can say about this performance, maybe my colleagues are not going to be happy with it, but I want to say about this performance, about the song, the way she sung, super. Sevcan'ın bu performansı hakkında diğer jüri arkadaşlarıma da katılmayabilir ama bu performansı için Sevcan'ın süper diyorum dedi. Johan Hendrik. Okay. Huh? Armağan Çağlayan. Nasıl geçti sınavın Sevcan? İyi geçti Allah'a şükür. Ne okumak istiyorsun? Konservatuar. Ha, onun için yetenek sınavı var ama. Evet. Geçeceğim mi yetenek sınavını? Geçen sene 68 aldım Ege Üniversitesi. 2 puanla olmadı. İnşallah bu sene geçemedin girerim. Geçemedin yani yetenek sınavına. 2 puanla olmadı. Orada oy yok muydu? Yoktu. Oysuz geçilemiyor muydu orada? Keşke yetenek sınavına da oy konsalardı geçsen. Ha? Kimler vardı jüride? okuldan hocalarımız vardı. Hangi okulda? Ege Üniversitesi. Hey, konservatuvardan kimse yok muydu? Alper Hoca vardı. Tanju Hoca vardı. Soy isimlerini pek bilmiyorum. İstanbul'da? Yok, Ege Üniversitesi. Ege'de girdiniz siz. Evet. Sen söyle bu sene bütün Manisa Alaşehirliler imza toplasın. Konservatuar sınavları da SMS'le yapılsın diye yürüsün, nümayiş çıkarsınlar. Sen girersin o zaman. Ama öyle bir söylüyor ki, öyle bir gülümseme söylüyor. Hayır, daha bu okulun imtihan sonuçları bilinmiyor canım. Şimdi Afaki o kadar... Ya geçen sene için söylüyorum ben. Geçen sene de girdin mi? 23 geçememiş. 2 puanlı olmadı. 2 puan, yani. Niye yani dediniz? Şimdi göreceli bir şey bu. 2 puan, geçen haftaların birinde çocuğun birine 3 verdim. Ondan sonra da kendi kendimi yedim. Çatlak cenabet, ne gereği vardı? Bu çocuk ya şimdi giderse nasıl bunun hakkını, vebalini ödersin? Ödersin, ödersin. Ben zaten tam duvarlarla konuşmaya başlarım sonra. Allah'tan rica ettim. Allah aşkınıza 36 senenin hatırına gönderin bir şeyler de şu çocuk gitmesin dedim. İşte geldi neyse, oylar göndermişler Metin. Ve çocuk gitmedi. Metin. Evet. Gitseydi çok üzülecektim. Efendim, onun için yani o anlık bir şeydir. Hocaların bir şeyine gelebilir. Biraz eksik verebilir. 2 puan çok önemli bir puan değil. Onun için hani yani bu kadar karalamamak gerekir diyorum ben. Ben çok heyecan yapıyorum da o yüzden oluyor. Yani benim sınavım kulak geldiğinde... Kulak hassasiyetinize mi baktılar? Ritim duygunuza baktılar? Ya, tambur ezgisi veriliyor. Evet. Onlardan geçtim. Bağlama ezgisinde biraz şey yaptım, heyecanlandım yani. Normalde okul kursu... Ne fark edecek? İkisi de aynı. Ama sesleri farklı oluyor. Yani... 10 haftadan beri canlı yayına çıkıyorsun. Herhalde artık bu heyecanı da atmışsın. Bu sene geçersin artık. İnşallah. Tek istediğim o zaten. Okumak hocaların isterim. Hocaların surat ifadeleri nasıldı? Bizim gibi mahkeme duvarı gibi. Hiç böyle gülen yok muydu? Ya vardı da o kadar çok hani çok insan girdiği için pek ilgilenilmiyordu açıkçası. O perişan olmuşlardır tabii. Ama hayırlı çok şıksın bu gece ha.
Teşekkür ederim. Kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Tam sensin işte. Tam. Tam kendine yakışanı bulmuşsun yani. Teşekkür ederim. Yaşının çocuğusun ve çok güzel olmuş değil mi? Vallahi çok pek güzel. Peki. Güzel de sahne yaptı. Değil mi? Doldurdu sahneyi. Vallahi sahneydi. Yaptı yani. Evet, şimdi hep durmadan ağzımızı doldura doldura konuşuyoruz. Bugün de söyleyelim bari canım. İyi de söylemek lazım ki başarıyı. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi buldunuz yani. Ben bir de Yıldız Hanım'a dönmek istiyorum. Yıldız Hanım. Sıra size. Size dönüyorum. Bence de çok güzeldi. Ben de çok güzelim. Öylesiniz. Çok hareketliydi gerçekten. Kim? Janet Jackson gibiydin aşkım benim. Hani dilim dönmüyor olabilir. Valla. Janet Jackson gibi. Çok güzel. Çok güzeldi. Bazı yerlerdeki detone ve sürtonelerini hareketlerine bağlıyorum ben. Yani o kadar hızlı hareket ederken şarkı söylemek gerçekten güçtür. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bülent Hanım, siz de demin yorumunuzu yapmış oldunuz mu yoksa bir şeyler eklemek yaptım istiyor musunuz? Artık. Yaptınız. Daha, peki. Işte, tamam. Efendim, peki. Yap. Çok teşekkür ediyoruz. Sevcan aday numarası 105. 30.04'e gönderebilirsiniz oylarınızı ya da Almanya'dan 83 333'e gönderiyorsunuz Sevcan'ı. Şimdilik uğurluyoruz.